ABD, Asya Pasifik'te Güney Kore ile yeni bir tatbikat hazırlığı yaparken Kore Demokratik Cumhuriyeti sessizliğini bozdu. Pyongyang, ülkenin füze geliştirme faaliyetlerinden sorumlu birimi ve devlete bağlı silah şirketinin katılımıyla kıtalar arası tatbikat düzenledi. Balistik füzelerin kullanıldığı tatbikata ilişkin Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu açıklama yaptı. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin güçlü fiziksel nükleer caydırıcı gücünün güvenirliği kanıtlandı. ABD ve Güney Kore, Kore Yarımadası'nda askeri üstünlüğü sağlamak için tehlikeyi tırmandırmakta ve bölge istikrarını yok etmekte. Onlarla hala karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ancak Güney Kore, pervasız eylemlerinin sonuçlarını iyi düşünmelidir. Tatbikatta ani seferberlik hazırlığı ve devletin nükleer güç bileşenlerinin güvenilirliği test edildi. Kim Jong-un'un talimatıyla tatbikat çerçevesinde kıtalar arası balistik füze Hwasong-15 fırlatıldı. 5768 kilometre irtifaya ulaşan ve 4015 saniye boyunca 989 kilometre yol kat eden füzenin Japon denizindeki önceden belirlenmiş bir hedefi başarıyla vurduğu açıklandı.